Z'ye hoş geldiniz hepiniz. Bugün karşımda Alper Rende oturuyor. Güzel büyüdün sanki sen ya, bizimle beraber. Hayatımdaki şanssızlıklar meğer şansınmış. Nasılsın? Yorgunluğunla aran nasıl mesela? Bir hafta hani elimden ateş çıkartmayı öğrenirsem, bir sonraki hafta bu sefer elimden su çıkartmayı öğrenmem gerekiyor. Kazandığı kolay parayla tırnak içinde, partiler veren, eğlenen, düzensiz bir yaşam olan dünya anlatılıyor. Böyle bir dünya mı var fenomenlikte? Böyle bir dünya da var. Ben bu işlere başlamadan önce Betül'le bir ilişkim vardı. Öyle bir dünyaya gitmekten beni alıkoyan ya da koruyan şey 8 yıl süren ilişkim. Betül'le ayrıldı 1,5 yıl oldu ve ben ilk defa bir videoda Betül ve ayrılık kelimesini bir arada kullanıyorum. İnsanlardan duymaya en çok ihtiyaç duyduğum cümle. İçten bir nasıl? Yalandan değil. Kendi çocukluğuma dönsem ona şöyle derdim. Öyle devam et derdim. En umutsuz zamanlarımda. Yanımda arkadaşlarım vardı. Bir gün unutulursam. Hayırlısı buymuş. Z'ye hoş geldiniz hepiniz. Gökhan Çınar ben. Bugün karşımda Alper Rende oturuyor. Alper'i ben tanıyorum, biliyorum. Başka bir kuşaktan onu izlemenin de enerjisinin farkındayım. Çünkü öyle bir his oluyor mu sizde de bilmiyorum ama Alper'e baktığımız zaman çok tanıdıklık hissi var sende. Hem aileden biri gibisin, hem bir taraftan gerçekten çok uzun yıllar boyunca işte Vine'dan itibaren evet. Galiba hayatımızdasın. Hem Z kuşağı seni çok seviyor hem de bence evlerde o Z kuşağının ablaları, abileri, anneleri, babaları da hani bu ne tatlı çocuktur falan diyordur sana baktıklarında diye düşünüyorum. Beni seviyorlar genelde gerçekten sağ olsunlar. Hem özellikle ebeveynler olsun videolarda da böyle mümkün olduğunca güzel örnek olmaya çalışıyorum. Ya da alakasız bir videoda bile güzel bir mesaj vermek benim hoşuma gidiyor. O yüzden hani onu fark eden ebeveynler özellikle beni seviyor. Ben de beni izleyenleri de seviyorum ve değer veriyorum. Dolayısıyla öyle güzel bir iletişimimiz var insanlarla. Yani. Ben sohbet ederken de program öncesi hissettim Alper. Güzel büyüdün sanki sen ya bizimle beraber. Valla inişli çıkışlı oldu. Benim hayatımdaki şanssızlıklar meğer şansımmış. Onu sonradan anladım. Bu mesela bahsettiğim şey, ben bir dönem Vine çekiyordum ve o zamanlar 19 yaşındayım, 20 yaşına yaklaşıyorum. Tam böyle şımarmak için her şeyin müsait olduğu bir ortamdayım. Çünkü daha yeni büyüyorum ve takipçim var. Fenomen diye bir kavram yeni oluşmuş. İlk influencerlardan bir tanesiyim o dönem. Ne olduğunu anlamıyorum falan. Birdenbire Vine kapandı. O dönem çok üzüldüm ama bana aslında çok büyük bir olgunluk kattığını düşünüyorum. Çünkü bir gün işte yaklaşık 1 milyon takipçim var. Ertesi gün sıfır ve böyle 2 yıl boyunca, 2,5 yıl boyunca bir boşluğa düştüm. O dönem zordu ama o dönem olmasaydı çok daha şımarık bir insan olabilirdim diye düşünüyorum. Şımardı mı ya ben dediğim bir dönem oldu mu hiç? Yani bilmiyorum. Şımardıysam da ben bunu fark etmemişimdir. Hani belki yani arkadaşlarıma sormak lazım ama bazen şöyle bir şey oluyor. Mesela ben bundan 10 yıl önce de duşa girdiğim zaman telefonu açamıyordum doğal olarak. Duştayım çünkü. Şimdi mesela duştayım. Eski bir arkadaşım arıyor. Çıkınca dönüyorum. Tamam oğlum sen de ünlü oldun. Bizi işte unuttun. Açmıyorsun telefonu. Yok diyorum duştayım yani. İnsanlar biraz o algıya doğru bir itiyor ama bilmiyorum ben mümkün olduğunca o dengeyi korumaya çalışıyorum hayatımda. Koruyamamış da olabilirim ama bunu ben fark edemiyor da olabilirim bilmiyorum yani. Türkiye'de Z olmayı seviyor musun? Ben güzel bir gençlik geçirebildim açıkçası. Biraz bu konuda şanslıyım. Çünkü o klasik şey mottosu vardır ya her zaman hayalinin peşinden koşma olayı. Vine'la birlikte aslında öyle bir yola girdim. Çünkü ondan öncesinde yazılım mühendisi olmak isteyen bir gençtim ben. Ama tam isteklerimden emin değildim. Sırf abim bilgisayar mühendisi diye ben de hani daha abimin işte izinden böyle klasik ailenin verdiği o işte yönlendirmeyle birlikte tam burslu yazılım mühendisi kazanmıştım İstanbul'a gelip. Daha sonrasında bir sene okudum ben bunu yapmak istemiyorum dedim ve bir yandan o zamanlar Vine çekiyordum işte ufak ufak falan. Dedim ki kendi hayallerin peşinden koşmam gerekiyor. O zaman sosyal medyadan para da kazanılmıyor. Baba bu ileride bir meslek olabilir ve ben bundan hoşlanıyorum, bunu yapmak istiyorumu anlatmak çok zor. Benim babam da böyle teknolojiden de çok uzaktır. Annem de keza öyle. Dolayısıyla ben orada aslında bir savaş verdim. Kendi hayallerimin peşinden koşmak üzerine ve tabii ki bunu önermiyorum ama okula gitmedim. Yani tam burslu da okuduğum bir okul vardı. Çok fazla tepki aldım. Bir süre ailemden bunu saklamak durumunda kaldım. Hani bunu tekrar söylüyorum kesinlikle tavsiye etmiyorum. Öncelikle okulunuzu mutlaka okuyun. Hani ben böyle bir şey söyledim diye öyle bir şeyin altına girmek istemem ama çok fazla bana sunulan düşüncelere karşı gelmek durumunda kaldım kendi isteklerim doğrultusunda. Ve hiç pişman değilim.
Özellikle sizin kuşak sizi takip edip bu kadar severken belki daha üst kuşaklardan ya da medya dilinde fenomen olmak belli başlı şeylerle adlandırılıyor. Hı hı. İşte sanki böyle gerçekten sadece görünürlük peşinde olan, diğer taraftan gerçekten şımarık olan belki, hayatın içerisinde bir şey için tırmanmayan, tırmalamayan da kazandığı kolay parayla tırnak içinde partiler veren, eğlenen, düzensiz bir yaşam olan dünya anlatılıyor. Böyle bir dünya mı var fenomenlikte? Böyle bir dünya da var. Ben bu işlere başlamadan önce Betül'le bir ilişkim vardı zaten. Ben 19 yaşında bizim ilişkimiz başladı. Daha sonrasında ben işte bu fenomen olayları oldu falan. Biz 19 yaşında başladığımız ilişki 27 yaşına kadar sürdü ve bütün süreci aslında bir insanla geçirdim. Ama söylediğin gibi hayat yaşayanları da çok oldukça gördüm. Yargılamıyorum da. O da bir tarzdır. Büyürken birazcık dağılacağız ki toparlayacağız ama şunu diyorsun galiba, öyle bir dünyaya gitmekten beni alıkoyan ya da koruyan şey 8 yıl süren ilişkimde. Evet, doğru, aslında güzel yorumladınız. Böyle düşünmemiştim daha önce ama tam olarak öyle. Aslında bir de işlerime fokuslanmamda da bu arada bunun bir etkisi olmuş olabilir. Dediğim gibi hani şımarmak çok kolay bizde ve hani kendini kaybetmek çok kolay. Çünkü çok küçük yaşta oluyor bunlar. 20 yaşındaki bir insanın çok kolay yoldan çıkabileceği konular ama benim öyle bir şansım vardı yani. Ne buluyorlar sence sende? Neyi seviyorlar? Ben kişi olarak aslında çok fazla seviliyor muyum bilmiyorum. Bana insanlar daha bence nötrler. Yaptığım içerikleri seviyorlar benim. Çünkü ben kendi yaşamımı çok fazla paylaşmıyorum açıkçası. Atıyorum Instagram'da böyle bazıları vardır, sürekli story böyle tırnak kadar böyle bir sürü görünür yukarıda. Bende hiçbir zaman öyle olmuyor. Çok fazla kendi hayatımı paylaşamıyorum. Paylaşmak istiyorum bu arada. Ama genelde benim hoşlandığım şey yaptığımız içerikle izlenmek ve hani onun bize yarattığı prestijle başarıya ulaşmak. Dolayısıyla bizim içeriklerimiz beğeniliyor. Türkiye'de daha böyle yapılmayan prodüksiyonları yapmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Daha böyle büyük işler yapmaya çalışıyorum. 2-3 sene influencer kalıp para kazanıp sonra da bu işlerden çekilen birisi olmaktansa 50 yılla bu işi yaymak istiyorum. Yeni nesil bir medya şirketi belki olmak istiyorum. Bilmiyorum yani açıkçası ne olmak istediğimi. Sadece şu anda yaptığım işi en iyi yapmaya çalışıyorum. Ülkede neyi seviyorsun? Bu kültürde büyüdük. Buralarda büyüdük. Tabii ki ülkede her şeyden mutlu değilim. Mutsuz olduğum da çok fazla yanı var ülkemizin. Ama ülkemizi seviyorum. Peki bugün mesela bu programı izleyen 15 yaşında, 16 yaşında ve aslında bu dünya ile ilgili bütün hayali fenomen olmak isteyen bir genci bizim de gördüğümüzü hayal et. Şu anda oradan bize bakıyor, biz de buradan ona bakıyoruz. Elbette kendi kişiliğine göre mutlaka birçok farklı şey değişir hikayesine göre ama bir gün Alper abi gibi olmak istiyorum diyor mesela oradan izlerken. Ne dersin ona? Eğer gerçekten onu hissediyorsa kendisinde elinden geleni yapsın. Bunun da neyin doğru olduğunu düşünerek zamanı geçirmeden adım atmaya başlasın. Ne yapsam diye uzun uzun düşünmeden ilk aklına gelenle başlasın diyorum. Ben öyle yaptım. Bazı cümleler soracağım. O cümleyi içinden geldiği gibi sen tamamla isteyeceğim Alper. Bana bu hayatta en iyi gelen şey. Arkadaşlarım. Yola çıkarken insanlar beni görsünler istedim çünkü. Bunu doğru şekilde kullanabileceğime inanıyorum. İnsanlardan duymaya en çok ihtiyaç duyduğum cümle. İçten bir nasılsın? Yalandan değil. Kendi çocukluğuma dönsem ona şöyle derdim. Kafasını karıştırmak istemezdim çocukluğumun ya. Her şey yerinde gitti hayatımın. Böyle devam et derdim ya. Bir gün unutulursam. Hayırlısı buymuş. Bu hayatta beni en çok öfkelendiren şey. İkiyüzlük, yalan. En umutsuz zamanlarımda. Yanımda arkadaşlarım vardı. Çok korktuğum zaman. Yine öyle. Kendi çocuğuma asla şunu demezdim. Asla komşu çocuğunu örnek vererek ona bir şey söylemezdim. Ne kadar önemli bir şey söyledin ya. Ne kadar kıymetli bir şey söyledim bu arada. Komşu çocukları, ablalar, kardeşler, okuldaki arkadaşlar, anne babaların çocuğu kıyaslamanın çocuk üzerindeki değer kaybını anlaması lazım. Bir çocukluk fotoğrafı getir isteyeceğim gözünün önüne. Ben böyle dediğimde, bu arada bu fotoğraf bir albümde de olabilir ya da senin hafızandaki bir an da olabilir. Böyle dediğimde ilk hangi kare, hangi an geliyor gözünün önüne? Göstereyim direkt. Aa, olur. Çünkü tabii şu an bu ekran fotoğraflarımdan abimle bir fotoğrafımız. Sanırım abimin doğum günü. Bu kadar fotoğraf aklıma geliyor. Yani şey, benim en büyük şanslarımdan bir tanesidir yani Ahmet Rende. Buradan kendisine selamlar. Nasıl bir hissi var bu fotoğrafın sende şu anda? Yani güven hissettiriyor. Abim bana çok kol kanat oldu. Bu işlere başlarken de beni sürekli destekledi. Sonuçta bir de yani genç bir bakış. Anne babadan ziyade abinin de böyle, bir de bizim aramızda 8,5 yaş var yani neredeyse 9 yaş var. Dolayısıyla aslında benim için hem ebeveyindi hem de abi de olabiliyordu. O yüzden kendimi çok güvende hissediyorum. Ne güzelmiş. Başka bir güvendir o.
Hele ki ilişki güzel büyüdüyse. Nasıl hatırlarsın çocukluğunu? Çocukluğum gerçekten çok düzdü yani. Hani olması gerektiği gibiydi. Ne eksik ne fazlaydı. Çocukken yani çocuklar kavga eder ya mesela. Kavga ettim ama tadında ettim. Çocukluk aşklarım oldu ama tadında oldu. Yani hem yaşadığım yer Yarımca İzmit hem de ailem sağ olsunlar. Her şeyi böyle düşündüğüm zaman olması gerektiği gibiydi. Sen büyürken, çocuk olduğunda, ergen olduğunda elbette kuşaklar arası farklar var. Önce çatışılacak ki sonra uzlaşılacak. Sizin evde kuşak çatışması var mıydı sence? İlla ki, tabii ki var. Yani hala daha annemle babamla konuştuğumuz zaman hala onu yaşıyoruz yani. Güzel olan şey iletişim kurulabiliyorsa bu kuşak çatışmasında o güzel. Ben babama bazen sizin zamanınızda böyleymiş ama bak artık böyle 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 büyüdüğümüz için bizler bundan hoşlanmıyoruz ya da bunu yapmayı tercih etmiyoruz. Sizin zamanınızda bunlar yoktu ama artık var ve buna göre bir dünya şekilleniyor. Konuşabildiğiniz bir yapıdaysanız ki bizimkilerle ben bunu konuşabiliyorum. O zaman çözülüyor. Yani çözülmese bile en azından her iki tarafta anlıyor ki tamam o onun hayatı böyle, bizim hayatımız böyle, değiştik. Mesela bugüne geldiğimizde aralarda mutlaka yakınlaşmalar, uzaklaşmalar olmuştur ama şöyle bir şey sorsam sana. Kendi ilk gençliğine, ergenliğine döndüğün zaman anneme babama bu konuda gerçekten teşekkür ederim. Önce bunu soracağım. Uh-huh. Çünkü onların bana bunu yapması bana iyi geldi diyeceğin ne var? Bizim isteklerimizi abimle hep önemsediler. Her zaman katılmasalar bile mutlaka dinlediler en azından. O yüzden hayatımıza güzel iletişim kurmamızı sağladı. En çok teşekkür ettiğim şey ve ben kendimde de bunu gerçekten görüyorum. Annem mi babam mı bilmiyorum. Bunu büyürken bana empati duygusunu aşılamışlar ve hani sadece kendimi değil etrafımdaki insanları da aynı şekilde oldukça düşünmeye çalışıyorum elimden geldiğince. Bunun için gerçekten teşekkür ederim annemle babama. Yani. Dönüp ergenliğime baktığım zaman hani teşekkür ettiğimiz konu gibi bu konuda kızarım onlara. Ya da bu konuda biraz anlaşılmadım diyeceğin ne çıkar karşına, gelir aklına? Ben biraz abime göre asiyimdir. Bir şeyden çok eminsem mutlaka onu yaparım. Dolayısıyla bana izin vermedikleri bir konuda onlara bir kızgınlığım yok. Çünkü ben izin vermeseler bile onu yaptım bir şekilde. O yüzden o şeye hiç izin vermedim yani. Bu olayın yaşanmasına hiç izin vermedim. Çünkü büyüdüğüm zaman annemle babama kızmak istemedim. Siz bana bunu engellediniz, ben böyle bir şey yapmak istiyordum diye. Kendi hatalarımı kendim yapıp kızacaksam kendime kızmak istedim. O yüzden bunu yaşamadım yani. Ne güzel cevaptı. Cevaptan öte ne güzel hayatmış. Teşekkür ederim. Bunu seçebilmek de aslında. Şimdi müzik var, müzisyen. Sensin aynı zamanda ki çok da yakın bir bağın var. Oyunculuk kısmı var aslında sadece fenomenlik deyip duruyoruz buralarda ama bugüne geldiğimizde aslında çok yönlü bir hayatı da götürüyorsun bir taraftan. Sen neyi hayal ediyordun yola çıkarken? Bundan 7 yıl önce tek yaptığım şey davul çalmaktı. İşte Vine'ın da kapandığı dönemdi zaten o zaman ve oyunculuk dersleri alıyordum. Bizim işte her hafta böyle Taksim'de, Kadıköy'de, orada burada barlarda çıkıyorduk. Bir rock grubumuz vardı. Şu anda bu arada hepsi benim zaten ekip arkadaşlarım. Kazandığımız para bize yetmiyordu. Ve benim tek istediğim şey bir şekilde eğlenerek, sevdiğimiz işi yaparak para kazanıp arkadaşlarımla mutlu bir hayat yaşamaktı. Şu anda da hala onu yapmaya çalışıyoruz. Bu arada şu bilgiyi izleyenler, seni takip edenler biliyor. 8 yıllık bir ilişkiden bahsediyorsun. Değil mi? Doğru söylüyorum. Doğru. Tanıyoruz da bu arada Betül'ü de, yani o da bu mesleği yapıyor. Betül Çakmak. Ve bu sürecin içerisinde de aslında siz belli ki çok erken dönemde tanışıyorsunuz. Tabii biz İzmit'ten tanışıyorduk zaten. Lise mi? Şöyle ikimiz de liseden sonra bir sene üniversiteye hazırlandık. Dershanede tanıştık. Dershanede tanıştıktan sonra İstanbul'a da birlikte geldik ama İstanbul'a geldikten sonra sevgili olduk. Yani. Bu ilişki tam da gençliğin belki en deli zamanlarında. Nasıl sürdü ve aslında sizi ayakta tutan neydi, öyle sorayım. Bir kere biz hep çok saygılı olduk birbirimize ve hani ondan dolayı da hiç şu anda da iletişimimiz kötü değil. Yani zaten hiç kötü bir şey de yaşamadık. Şimdi 8 yıl çok uzun bir süre ve insanların birbirine kattığı şeyler zaman geçtikçe azalıyor. Dolayısıyla hani tek neden bu. Yani biz hala Betül'le zaten görüşüyoruz. Çok güzel bir iletişimimiz var. Bizi üzecek olan bir şey yok. Ayrıldık ama hayatlarımızdan çıktık, artık birbirimizi göremiyoruz gibi bir durum yok. Yani yine görüşüyoruz zaten. O yüzden ne hissediyorsak o an onu yaşıyoruz. Şu anda da böyle. Biraz duygusal olacak ama Atilla İlhan işte ayrılıkta sevdaya dahil derken galiba tam böyle bir yerleri anlatıyor. Aynen. İşte ilişkimiz güzel bir ilişkiydi ve şimdi başka ilişkilere bakınca, başka influencerların hatta ünlülerin falan ayrılır ayrılmaz işte niye ayrıldınız röportajları,
İşte niye ayrıldık videoları, bunun üzerine barışacak mıyız videoları, barıştık videoları vesaire falan filan. Bu bizim özel hayatımız ve bu özel hayatı kendi böyle işimize, lehimize kullanmak bana biraz o ilişkiyi değersizleştiriyor gibi hissettiriyor ve biz Betül'le ayrıldı 1,5 yıl oldu ve ben ilk defa bir videoda Betül ve ayrılık kelimesini bir arada kullanıyorum. Bak gerçekten 1,5 senedir bir kere bile kullanmadım çünkü o da öyle. Bu ilişki ikimiz için de çok değerli. Hala da değerli yani o sonuçta yaşananlar. O yüzden bunları böyle çok fazla konuşup değersizleştirmek istemiyoruz yani. Yoksa dönüp geriye baktığımızda 8 yıl bizim için değerli kalmaz. Şu an baktığımızda iyi ki diyoruz ikimiz de yani. Ben de senin sınırlarına saygı duyarak sizin de diyeyim hatta. Ben aslında senin büyüme hikayeni soruyorum. O da büyüme hikayesinin eşlikçilerinden evet, bir tanesi. Evet, farkındayım. Büyüme hikayesinin başka bir yerini soracağım. Özellikle işte yaş 19-20'ye yaklaşıyorsun. Vine'da videolar çekmeye başladın. Nasıl parladı senin videoların? Yani sonuçta çünkü orada 5 kişinin izlediği videolar da var. Binlerce insanın izlediği videolar da var. Ne oldu orada kırılma noktasında? Vine başladığı zaman benim şansım ilklerden olmam. Çünkü aklıma bir şey geliyordu ve bunu daha önce yapan olmamıştı yani. Ve o zamanlar işte Vine'da birkaç böyle yavaş yavaş fenomen olmaya başlayan insanlar vardı. 10 bin takipçileri, 20 bin takipçileri vardı ve hani bu çok fazlaydı. Biz de dedik ki daha biz de komiklerini yaparız falan filan. Arkadaşlarla başladık. Daha sonrasında arkadaşlarım yavaş yavaş yapmamaya başladılar. Ben her gün devam etmeye başladım. Benim 300 takipçim olduğunda, 300 takipçi biz kutlamaya çıktık. İzmit'te Barlar Sokağı'na gittik. Yani 300 takipçi o zaman öyle bir şeydi. Şu an eminim bu videoyu izleyen herkesin en az 300 takipçisi vardır. Daha sonrasında arkadaşların arkadaşı, onun arkadaşı derken bir iki tane de Vine'da daha takipçisi yüksek insan paylaşınca benim videomu komik bulup öyle öyle büyüdü. Bir baktım 2,5 yıl içerisinde 1 milyon aboneye doğru gelmiştik. Tabii sonra bir olanlar malum. Gel beraber bakalım. Eski videolarını izletiyorum konuklarıma. İçe bakış bölümün adı. Ve beraber de aslında bir hatırlayalım da istiyorum. Sen de canlandı hemen zaten. Yine mi lan serseri? Baba vallahi bardak yoktu ya. Kahvaltı hazır. Aslında benim yaşadığım problemler bunlar. Öyle mi? Yani her sabah ekmek almaya gitmek. İşte yemek pırasaysa ben. İşte dayım 50 lira beklediğim dayım 5 lira verince ben. Aslında bu Vine'ların tek başına çok bir anlamı yok. Bu açıklama kısımları olmadan tek başına videolar anlaşılmayabilir. Ama aslında Vine'larda da yaptığım şey kendi hayatımdan ve herkesin yaşadığını düşündüğüm tespitlerdi. Bunlar da bilhassa o Vine'larda. Eski günler güzel. Şimdi bakınca gerçekten beraber büyümüşüz. Evet evet gerçekten öyle yani. Baban da var videolarda. Tabii babam, annem, Betül, arkadaşlarım. Etrafımda kim varsa zaten o zaman bu bir iş değildi yani. Böyle telefonumuzu çıkartıp telefonum kırıktı falan ön kamerası kırık olduğu için böyle çekiyorduk falan yani. Ters çekiyorduk. O yüzden hep etrafımdaki insanlar vardı. Onlar da gönüllü müydü bu işe yoksa evde ısrar ediyor muydun? Bazen gönülsüzlerdi, bazen gönüllülerdi. Yani ben çok fazla şey de yaptığım oldu. Hadi be bir şey çok 6 saniyelik video zaten ne şey yaptım falan da çok oluyordu. Ama sağ olsunlar hep oldular bir şekilde. Şimdi özellikle üniversiteyi bıraktığın dönemde ya da bu işin peşine düştüğün dönemde hatta sen de söyledin bir dönemde bunu saklamak zorunda kalıyorsun gibi bir dönem var. Açıldı mı mesafe aileyle aranda? Açıldıysa nasıl kapattınız sonra? Yani şöyle eskisi kadar sık görüşmüyoruz tabii ki. Hem de benim işlerim de çok yoğun. Ama böyle hissiyat, duygusal anlamda bir açılma kesinlikle yok. Sadece eskisi kadar görüşemiyoruz. Tek olan şey bu. Eskiden sonuçta aynı evde yaşıyorduk. Şu an onlar İzmit'te, ben İstanbul'dayım. Pek çok sorumluluğum gereği çalışmak durumundayım. Şöyle bir cümle söylemişsin. Annem babam yanıma geldi. İzmit'e gidememiştim o dönem. Annem dedi ki biz aile değil miyiz? Arayıp sormuyorsun iş yoğunluğunda ne oğlum? Dedi. Çok üzülmüştüm demişsin. Çok doğru. Annedir ya zaten hani böyle bir duygusal. Bazen şey oluyor annem arıyor beni ama bu tarz bir çekimdeyim örneğin. Ve işte telefonum uçak modunda ya da işte uyku modunda falan. Ve şimdi muhtemelen ben telefonu açtığımda yaklaşık 50 tane bildirim var benim telefonumda. Ve bunlardan bazıları da dikkatimi öyle bir çekiyor ki ona tıkladıktan sonra diğer bildirimlere dönmeyi unutuyorum. Annem de öyle alınmış hani aramış beni ulaşamamış ben de onu aramamışım falan filan. Çok üzülüyorum öyle durumlarda. Hani işten dolayı aileye vakit ayıramıyor olmak gerçekten çok üzücü. Hiç de desteklemediğim bir şey. Çünkü hani bir taraf çok manevi, bir taraf çok fani bir şey. Ve o yüzden hani annemi
yanlışlıkla istemeden üzmüş olmak beni çok üzmüştü. Ama hala da istemeden oluyor işte. Hala da oluyor be Alper. 40'a gelince de işte. Öyle mi? Evet. Sana ülkenin en büyük sorunu ne diye soracaktım. Adalet dedin zaten. Altını da çizersek belki beraber deniz yıldızı hikayelerine inanıyorum ben. Bir şeyleri değiştirebileceğimizi düşünüyorum aslında. Ya şöyle, şimdi geçen gün Cüneyt Özdemir bir canlı yayınında duymuştum. İşte mecliste kavga çıkıyor. Aynı kavga maç izlerken statta çıkınca işte bilmem kaç ay stada girme cezası oluyor vesaire falan. Mecliste bunun bir doğru düzgün cezası yok. Halka ne uygulanılıyorsa mecliste de ya da işte bu artık hangi mecri ise onlara da uygulanması gerekiyor. Farklı kuşaklardan bir aradaki uzlaşmaları çok önemli buluyorum. Bir de Z kuşağına Alper çok fazla anlam yükleniyor. Yani sürekli aslında. Bilmiyorum sen ne hissediyorsun mesela? Böyle şeyler yapmayın çocuklar. Örnek genç olun. O örnek genç de nedense aslında işte kuşak isimleriyle söyleyeceğim. Çok ayrımlara net inanmıyorum ama belki işte Baby Boomer ya da X kuşağı, Y kuşağının örnekten ne anladığına bağlı olarak şöyle örnek gençler olun diye anlatılıp duruyor bize. Sence örnek genç ne demek? Örnek genç bence zaten çok doğru bir kavram değil. Herkesin kendi bir kişiliği var. Herkesin kendi dünyası var. Dolayısıyla işte bu videonun başında da bahsetmiştik. O komşu çocukları umarım bir sonraki nesilde verilen örnek olmaz. Ve hani ben bu videoyu izleyen bütün Z kuşağına sesleniyorum. Gerçekten kalbinizin sesini dinleyin. Tabii ki insanların fikrini alın. Herkesin görüşünü alın, dinleyin ve mantıklı düşünmeye çalışın ama en sonunda kalbinizden geçeni yapmazsanız yıllar sonra başkalarına duyacağınız sinirle büyürsünüz. Çünkü yapmak istediklerinizi yapamamış olursunuz. Ve o insanları sevmeyecek duruma gelirsiniz. Ve insanlar gerçekten annesini ve babasını da sevmeyebiliyor yaşadıklarından dolayı. Bunu hem anneniz için, babanız için de yapın, hem kendiniz için de yapın. Kendi ilişkiniz de kötü gitmesin. Ben her zaman hayallerimin peşinden koştum. Çok klasik bir söylem olabilir. Ama gerçekten öyle yapmaya çalıştım. Hala da öyle yapıyorum. El alem ne derlerle büyütüldük. Hayat içerisinde gerçekten de sizin kuşak bunu çok yaşıyor bu arada. Kalıplara sığdırılmaya çalışılmak gibi. İlişkinizi nasıl yaşayacağını, ne giyerseniz aslında toplum tarafından onay alacağını, nasıl davranırsanız diğerleri tarafından alkışlanacağınız, hangi aile figürlerinin soyunu, karakterini devam ettireceğiniz. Yani sanki bu gençlerin bir varoluşu yok da, gerçek bir kimlikleri yok da diğerlerinin dayatmalarıyla beraber var olacaklarmış gibi bir yere gidiyor. Şimdi tam bu noktada bu arada Doritos çok güzel bir şey yapmış. Bu temel cesaret temasını ben çok seviyorum Alper. Gerçek sen kavramının üstünde durmuş ve aslında her bireyin ve her gencin gerçek kişiliğini ortaya koyması için de desteklenmesi üzerinden gidilmiş. Çünkü aslında örnek genç kalıbına sığdırılmaya çalışılan her genç yetişkinin bir kimliği var ya. Bir gitmek istediği hayali, oyunu, bir özü var baktığımız zaman. Ve bu vurgunun üzerinden gidiyor. Tam da bu vurguyla beraber sen de işte göz önünde olan bir insansın. Çocukluktan itibaren, aileden, seni izleyenlere kadar birçok insan kafalarında sıfatlar, etiketler koymuşlardır. Ben bütün etiketlerden bağımsız gerçek seni soracağım sana. Gerçek sen kim? Neyde iyi hissediyorsam kendimi, ne şekilde görünümümü beğeniyorsam, ne şekilde çalışmaktan mutluysam kendi istediğimi yaptım. Dolayısıyla şu anda konuştuğunuz Alper %100 Alper. Umarım konuştuğumuz herkes %100 kendisi olur. Umarım bu videoyu izleyen bütün Z kuşağı %100 kendisi olur. Ne güzel söyledin. Buradan da bu arada ekleyelim, hatırlatmış olalım. Gerçeksen.doritos.com.tr adresinde. Mesele sadece gençleri bu anlamda duygusal olarak kendi varlıkları açısından desteklemek değil. Aynı zamanda gerçek bir destek platformu kurulmuş durumda. Hem işin içerisinde aslında yaşamsal manevi yönlendirici bir destek var. Mesela marka konumlandırma, girişimcilik, NFT, blockchain gibi konularda eğitim veriliyor şu anda bu web sitesinde. Aynı zamanda da aslında son dönemde hepimizi umut olan o askıda başlığında gençler o süreçte kendi yaşam yollarına eşlik edebilecek. Yine bu platformda web sitesinde bilgisayar, fotoğraf makinesi, telefon gibi hediyeler de kazanarak kendi yollarına destekçi maddi destek de alabiliyorlar aslında bu anlamda. Doritos bu konuda çok iyi, gençlerle çok iyi iletişimi olan bir marka. O yüzden hani böyle güzel bir kampanya yaptıkları için de ben bütün gençler adına teşekkür ediyorum. Çünkü hani bilgisayardan işte dediğin gibi girişimcilik dersleri, blockchain dersleri hep böyle vizyonlu da dersler. O yüzden güzel bir kampanya olmuş. Böyle bir şeyi de desteklemek bizim için de güzel.
Teşekkür ederim. Her hafta yeni bir şey bulmaya çalışmak, içerikle uğraşmak, geçen hafta yaptığından başka bir şey yapmaya çalışmak, gerçekten de bırak hani kamera önündeki kısmını, çok ciddi bir zihinsel emek. Bir de sen çıtayı çok yukarıya koymaya da çalışıyorsun, biliyorum. Nasılsın? Yorgunluğunla aran nasıl mesela? Ya şöyle işte, bizim işteki problem şu. Problem demeyeyim de zorluk aslında. Bir hafta hani elimden ateş çıkartmayı öğrenirsem, bir sonraki hafta bu sefer elimden su çıkartmayı öğrenmem gerekiyor. Tekrar ateş çıkartınca bu yapılmış oluyor ve çok da önemsenmiyor üstüne bir şey eklem koymadıkça. Yıllardır bu işi yaptığımızı düşününce her hafta bir şey. O bizi çok yoruyor gerçekten. Şimdi bölümümüzün adı da Sandık. Bir tanesini çekmeni isteyeceğim ama onu söyleyeyim başta. Yani bak ne kadar kötü şeyler yazmışlar gibi değil. Binlerce iyinin arasından bulduk. Bir de sen sevilen birisindi. Bir daha acımasız olunmamış sana. Ama aslında duygunu ve yaklaşımını merak ettiğim için bir tanesini çekmeni isteyeceğim aralarında. Bakalım ne kötü yorum gelecek. Rastgele seçiyorum. Evet evet lütfen. On sene sonra buradaki yeni yazarların neden ünlü olduğu bilinmeyen kişiler başındaki favori ismi olacaktır. Bazen bir adama bakınca beyninin kıvrımlarını görürsünüz. Ne zeka be dersiniz. Heh, bu arkadaş bildiğin Eskişehir-Ankara yolu demiş. Benim bir benzetmem bu. 80'li yıllarda öncelikle arabeskle dalga geçilmiş o dönemde. 90'lı yıllarda popçularla dalga geçilmiş. Hatta böyle popçu mu olacaksın, topçu mu olacaksın demiş. Şimdilerde 90'lar partileri yok şey yapıyor bu arada. 2000'lerde hepimiz rap'le dalga geçtik. Yani rap müzik değil dedik. 2010'lara geldik. Şu an eminim herkesin playlistinde Ezhel var. 2010'ların sonunda YouTuber'larla dalga geçilmeye başlandı. Ve ben bu yorumu biliyorum Ekşi Sözlük'te. Bu da o dönemden. Ben YouTuber'ların kaderinin de tıpkı popçular, rapçiler, arabeskçiler gibi, bu arkadaşın da bahsettiği gibi 10 sene sonra daha eski günleri, güzel günleri hatırlatan adeta bir nesneye dönüşeceğiz gibi geliyor bana ve bence 10 sene sonra göreceğimiz başlık bu değil. Bence şöyle bir başlık olabilir. Amerika'yı ilk Alper Rende'den gören eski nesil, parantez içinde liseliler bilmez. İşte sallıyorum. Enes Batur'la Minecraft oynayarak günün 6 saatini geçiren o işte eski nesil falan filan bir şeyler. Bu biraz bana fazla ofansif geldi. Çok da katıldığım bir yorum değil. Ama hani bir insanın okuyacağını bilerek beyninin kıvrımları hakkında yorum yapan bir insanın psikolojisinin çok da iyi olduğunu düşünmüyorum. Çünkü sonuçta bunu benim de okuyacağım biliyor. Senin inandığın bir siyasi lider var mı? İnandığım bir siyasi lider açıkçası yok. İnanmadığım çok fazla var. Burada tabii ki isim vermek istemem. Desteklemediğim bir siyasi lideri eğer ki adalet varsa kabullenebilirim gayet yani. O yüzden hani önemli olan bence siyasi liderden ziyade ülkedeki adalet. Dolayısıyla siyasi lider yok yani. Daha temel kavramın, boşluğu doldurulması gereken kavram, kimin adaletle ilgili daha somut adımlar atacağı gibi anlıyorum. Ne olsun 2023 seçimlerinde? Kim olursa olsun, dediğim gibi bence bizi kurtaracak tek şey gençlerimiz. Umarım gençlerimizin özgüvenini kıran, kendi benliği olması dışında başka insanlara dönüşmesini sağlamayan bir siyasi yapı olur. Onun dışında kim olursa olsun. Alper, bu arada bazen duyuyorum, biraz da üzülüyorum. Oy kullanmayacağım diyen gençler var. Bu programda da oldu daha önce. Diğer taraftan aslında yaşam hakkı, seçme seçilme hakkı ile ilgili, insan hakkı ile ilgili bir karar vermiş oluyoruz. Her neye inanıyorsak inanalım aslında. Sormak istedim sana. Böyle bir düşünce geçti mi hiç aklından? Ben şahsen oy kullanıyorum ve oy kullanılmasını da tavsiye ediyorum. Belki de oy kullanmamak o kişi için en doğrusu. Ben katılmıyorum ama oy kullanmayacağım ben diyene de bence kullan dedikten sonra da bir defadan fazla da ısrar etmiyorum. Saygı duyuyorum yani bakış açısına. Sebebine de bakmak lazım. Siyaset o kadar fazla bu dönemin gençlerin üzerinde daha gölge bir konu, daha baskı bir konu oldu ki. İnsanlar bazen kendi ihtiyaçlarına da duyarsızlaştılar. İlgilenmemeyi seçenler çok oldu. Ama bu kuşağın içerisinde de Z'de de gayet bilinçli bir şekilde aslında kendi fikrinin, duygusunun peşinden giden insanlar var elbette. Bu arada zorunlu olarak oldu bu. Yani çünkü bir çocuk çikolata yiyemediği zaman ya da bilgisayar alamadığı zaman bunları düşünmek durumunda kalıyor. Ve dolayısıyla Z kuşağı siyasi konuda bence bir önceki nesle göre çok daha ısrarcı olacak diye düşünüyorum. Yaşadığı zorluklardan dolayı. Bu ülkenin gençleri ve aslında onların adına da belki en çok kendi adına da aslında ne istiyorsun ülkeden, bilmiyorum özellikle ülke yöneticilerinden, diğer kuşaklardan aslında ihtiyacınız ne? Kum saatini çevir ve son sözü sen söyle isteyeceğim. Pekala.
Şimdi öncelikle kısa bir özet gibi düşünebilirsiniz bunu bu videonun. Gençlerden cesur olmalarını rica ediyorum. Başkalarının sözlerine dikkat edip günün sonunda kendi istediklerini yapmalarını temenni ediyorum. 2023'te ya da işte bundan sonraki ülke döneminde umarım adaletli olur. Hangi siyasi karakter olursa olsun hayatımızda, umarım başımız sıkıştığında başvurabileceğimiz, kendimizi güvende hissedebileceğimiz ve sokakta kaldırımda yürürken huzurlu bir şekilde arkamıza dönüp bakmamızı gerektirmeyen bir Türkiye olur inşallah diyorum. Ve bu Türkiye'nin olması için de gençlerin okul okumaları ya da hangi meslekte, hangi yerde kendilerini iyi ve başarılı olacaklarını düşünüyorlarsa o işin üzerine gitmelerini temenni ediyorum. Derken bitmiş bu çoktan. Temennilerim bu şekilde. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ ol. Çok sağ ol abi. Gerçekten çok memnun oldum. Ben de. Eyvallah.